Günaydın. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi oğlum beye şey ısıtıyorum, lahmacun ısıtıyorum. Kendime de çay demliyorum. En sevdiğim şey bu. Baran bir gün önce lahmacun yediğinde ertesi gün de kahvaltıda lahmacun yiyor. Bayılıyorum ona. Kahvaltı hazırlamakla uğraşmıyor. Şimdi şunu bir çevireyim. Yani orada 3 tane lahmacun istiyor ya. Hani bir tane bile istese oradan kalkarken diyor ki anne eve de lahmacun götürelim. Aklına geliyormuş çünkü. Neyse rahat böyle bir şey yapmakla uğraşmıyorum. Şimdi Baran kahvaltısını yapsın. Baran oyuncakları çok dağılmış. Onları falan bir toplayacağız. Bir de evi süpüreceğim. Silmeyi düşünmüyorum. Belki de silerim bilmiyorum. Evi süpüreceğim. Öyle bugünlük evdeyiz. Önce bir günümüzü başlatalım. Oğlumun karnını doyurayım. Bu arada bunlar kirli. Nazan'dan gelen tepsim. Serkan'ın aldığı sarımsak turşuları falan. Kirli bir şey yok. Dağınık diyenler hemen gelmeyin. Öyle işte. Tekrardan günaydın. Mutlu mutlu uyanın inşallah. Seni. Bana giyinmekte çok zorlanıyormuş da. Şimdi Serkan aradı geliyor. Birkaç tane kargom var. İki tane daha doğrusu. Onları alacağım. Ondan sonra şunu vereceğim. Bu da şey. Dün demiştim ya 3 tane pantolon göndereceğim diye takipçim yazdı. 2 tane daha pantolon ekledim. 5 tane pantolon, 5 tane bluz göndereceğim. Onu da hemen gideyim kargoya vereyim. Hadi giyin giyin, baba geliyor, koş. Canım kocam bey. İnşallah maşallah kocam bey. İşi gücü rast gitsin diye geldi. Gene gün ortasında benim kargoları taşıyor. Bir Side'ye gideceğiz. Oradan Side'ye gideceğiz. 2 tane kargom var. Onları alacağım. Bir tane de kargo göndereceğim. Tabii ben de işim gücüm rast gitsin diye kocamın yaşıyla ilgili herhangi bir şaka yapmıyorum. 35 yaşında maşallah. Gencecik kocam. Ya 38 değil mi? 38. Neyse bu konuyu konuşmayacağım. Sonra telefona bir şey oluyor. Öyle işte, çok sıkılmıştık zaten, evde iyi oldu. Akşam telefonun ne oldu? Öyle benimle uğraştım. Neyse bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Kargolarımızı alalım. Telefon daha sonra çaktın geldi. Gerekli açıklamaları yaparım. Ne? Şimdi bu ne? Arabada işkencelerle kargo açıyorum. Bu Vildan ablamın gönderdiği bir kargo. Aşkım sen böyle yaparsan ben bu kargoyu nasıl açarım? Araba nasıl salladım fark ettin mi? Alır almaz hemen açmam gerekiyor. Tabii ki sizinle açmam gerekiyor. Vildan abla da burada tanıştım. Bir çok sevdiğim takipçim. Şimdi geçen gün şey konuşunca neyse Serkan duracak şimdi. Hindistan cevizi yağını konuşunca hemen bana mesaj attı. Eda'cığım dedi, sen Hindistan cevizi yağı gönder. Abla dedim, olmaz, zahmet etme. Ondan sonra yok dedi, göndereceğim. O zaman dedim ablacığım lütfen ödemeli gönder ki içim rahat etsin. Öyle böyle onu konuştuk. Yok gönderemem ben, senin ablan değil miyim falan. Sonra tamam dedi. Dinleyin olayım. Ondan sonra ertesi gün sözle kargoya vermeye gitti. Bana mesaj atıyor. Eda'cığım ödemeli gönderemedim. Şahıs gönderilerini ödemeli kabul etmiyorlarmış. Ablam bana kıyamıyor, ben ona kıyamıyorum. Beni kandırdı öyle yani. Halbuki ben onu şey yapmak istemediğim için. Ha, önce onu mu alacağız? Araba da çok sallanıyor. Önce. Araba aşırı sallanıyor. Dedim. O da o kadar da güzel salmışsın ki ablam, yani gerçekten o kadar zahmete soktum ki seni. Neye? Kadın da diyor ki içinde diyor ne var diyor. İçinde ne olduğunu ne yapacakmış kadın? Dedim neydi? Çubuğuna yanılacak yapıyor. Kendileri yapmışlardı, ne bileyim. Dedi ki iki kavanoz vardı, ikisini erittim bir kavanoz. Bakar mısın hayatım ne kadar uğraşmış ya. Aynen. Gerçekten annem gönderse bu kadar uğraşır. Ablam çok teşekkür ederim. Bakar mısın Hindistan cevizi ya. Eline koluna sağlık. Gerçekten sana o kadar zahmet verdim ki Allah razı olsun. Ve aşırı duygulandım. Yani bu kadar uğraşman çok 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 teşekkür ederiz. Allah sana bin yerine bin versin inşallah. Gönlündeki bütün güzellikler senin olsun. Çok öpüyorum. Evet, bugünkü gezmemizi de yaptık. Ve sıra ırka geldim. Günlerde ırk 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 diyorum. Artık halda şalda bir şekilde ırkımız yoktu. Kıymamı attım. Gözüküyor değil mi kız? Zaten ölçü vermiyorum. Bari gözüksün yani. Kıymamı attım. Bir tane rendelenmiş soğan. Ondan sonra şimdi bulgurda. Bulgur gene bizim içli köfte.
olayındaki gibi karışık yapacağız. Bu arada bunu hiç kıyma koymadan da yapanlar var. Ama ben biliyorsunuz biz et seviyoruz. 2 bardak böyle severkiter koyacağım. Bu severkiter dediğim bulgur şey yapıyor böyle. Sert olmasını sağlıyor. Diğer bulgurdan koysanız sadece ezilir. Ezilsin istemeyiz. Köftemiz taş gibi olsun isteriz. 1 bardak da bu normal bulgurdan koydum. Şimdi salça. Biber salçası ve normal salça. Yani biber salçanız şey olsa bile, tatlı olsa bile acı versin diye değil. Tadından ötürü koymanızı tavsiye ederim. Biber salçam çok az kalmış. Şu anda onun kapağını açar açmaz üzüldüm mesela. Evde bir şey azalınca üzülüyorum. Azıcık da biber salçası. Şöyle yapayım çok ses çıkarmayayım. Şimdi baharatlarda sıra. Baharatları biliyorsunuz. Göz kararı. Benim biber salçam acı olduğu için karabiberim, pul biberim çok abartmayacağım. Toz biber. Toz biberim tatlı zaten. Ve önemli baharatımız ırkı ırk yapan ve çok şükür Antalya'da bulabildiğim reyhan. Arkadaşlar bu baharatlar, bu tarnesimak, işte şey reyhan veya severkiter falan önceden böyle aman aman her yerde bulabildiğimiz şeyler değildi maalesef. Ama artık çok şükür birçok şeyi. Mesela dün şey kizven buldum. Onu menengiç de diyorlarmış. Mersin'in bir takipçim yazmış. Onu 40 yıl kalsam burada bulabileceğimi düşünmezdim. Önce de Ankara'da falan da bulamıyorduk çünkü. Hala Ankara'da var mı bilmiyorum da işte ilk gelmedim. Yani tabii ki annemin kuruttuğu reyhan gibi olmaz. Şu taplarını alayım da kocam beye gelir hep böyle şeyler. İşte benim halda şavludan kastım bu. Normalde bunu bir şey yapmadan ayıklayıp kavanozları doldurmam gerekiyordu. Ama gerçekten vaktim yok yani. Ve aynı işi de yaptık yani. Hiçbir şey değişmedi. Buyurun. Reyhanımıza tamam. Bu kadar. Bunu şimdi pış 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 yapıyoruz. Ondan sonra bunu bol yağda normal kızartabilirsiniz. Yumurtaya batırıp kızartabilirsiniz. Hepsi harika oluyor. Ben daha karar veremedim. Az sade yağ ile mi kızartsam yoksa fırına mı atsam. Bakacağız. Şunu bir şey yapalım. Bir 5 dakika yoğuralım. Su falan koymadım bu arada. Soğanın suyu da yoğurulacak. Şu sizin bu kadar rahatsız edeceğini düşünmemiştim. Bir şey anlatacaktım. Şimdi dün bir yorum yazmıştım. Takipçim olduğunu zannetmiyorum. Çünkü takipçim olsa benim nasıl şeyler yaptığımı bilir. Hani kötü bir şey olduğu için söylemem. Onu da başlamışım. İşte şey demiş. Çikolata videosunu atsam. Kanalıma bakarsanız bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Çok rahat yapabileceğiniz tarifler var gibisinden bir şey yazmış. 2 tane de tarif yazmış altta. Ben de bir tabii ki kanalınıza bakarım. Teşekkür ederim. Ama biz eğlenmek için yapıyoruz. Yani hani motomot böyle herkesin yaptığı aynı şekilde şeylerden yapmıyoruz biz. Hatta işte ya biz genel olarak evde de böyleyiz arkadaşlar. Bir yaptığımız tutmuyor yani. Mutfağa girdik. Mesela geçen gün normal kek yapalım diye girdik. Tahinli bir kek yaptık çıktık. İçine ceviz koyduk, bir şeyler koyduk. Hiç aklımızda olmayan şeyler mesela. Biz öyle yapıyoruz. Yani galiba benim diğer videolarımı izlemediği için şey yaptı. Ama maalesef ben zaten onu hep söylüyorum. Başkaları gibi yapmıyorum, yapamıyorum. Ve bizim amacımız girip burada birilerine tarif verip hani şey yapmak değil. Alın dört dörtlük bunu yapın demek değil. Biz kocambeyle mutfakta eğleniyoruz ve birlikte eğlenmek istiyoruz. Sadece bu. Biz normalde mutfakta kamera açıktayken nasılsa öyle şeyler çekiyoruz. Ve biz bundan eğleniyoruz. Bundan mutlu oluyoruz ki bizim normal halimiz o. Ben bunu hep söylüyorum. Ben mesela ek videolarımda bir iki tane tarif vermişim ama böyle ne bileyim çok samimi değilim ya. Benim hoşuma gitmiyor. Anlatabildim mi? Onun için ve ben yani bunu şey marifetmiş gibi söylemem arkadaşlar. Bu da yanlış anlaşılmasın ama Işıl mesela kuzenim bana tarif verirken mesela şunu nasıl yaptın diyorum. Sen ölçü sevmezsin diyor. Şunu 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 koydum içine diyor. Ölçü sevmemek demeyelim de buna. Ölçüyle yapma gereği duymuyorum veya tutturamıyorum, tutturamam diyelim. Ne bileyim çünkü herkesin pirinci farklıdır, aldığı su farklıdır. Çok konuşacağım diye bunu bir açık vermişim. Veya ne bileyim örneğin onun kıvamından bile değişir. Anlatabildim mi? Hani bunu şeyden değil de bu
ne bileyim ya, doğuştan gelen bir özellik olabilir. Mesela verirsiniz bana, işte dersiniz ki dolma tarifi şu kadar kıyma. Ay derim, buna bu kadar az kıyma konulur mu derim, biraz daha koyarım. Veya baharatları kendi istediğimiz gibi koyarız. Veya örnek veriyorum, o gün Işıl bana kabak yeme dedi ya, bir tane soğan doğradık ve üç tane soğan doğradım. Dedim ki bu kabak yemeği yenmez, zaten kötü olur yani. Bolca soğan doğradı, soğanlı kıymalı güzel bir şey olsun falan filan. Ya yapacak bir şeyim yok, ben böyleyim arkadaşlar, beni de böyle kabul ediniz lütfen. Yani benim genelde Serkan'la videolarımda o tarzda olacak. Gelişi güzel, hatta Serkan'la Ramazan gelmeden birkaç tane mukbang çekelim dedik. Çünkü ben hocam benimle sohbet etmeyi çok seviyorum. Sizin de dinlemenizi seviyorum. Hah, bu tamamdır. Ondan sonra başka ne yaptım? Bugün o kargoyu da götürdüm verdim. Dediğim gibi pantolonla işte 5 pantolon 5 bluz gönderdim toplamda. Yani. Onları gönderdim. Ki severek gönderiyorum. Gerçekten yazdığınız, ettiğiniz zaman elimden geldiğince, bakın her zaman bunu söylüyorum. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum size. Daha önce başıma geldi. Söylemedim ama şu anda aklıma geldi. Nasıl isim söylemeyeyim, paylaşmayacağım için söyleyebilirim. Birine böyle işte bir şeyler talep etti bana, ama dedim ki kıyafet gönderebilirim. Yani hani şu anda alamam edemem. Daha önce iki aileye yardım ettim, gıda yardımı. Hani şu anda dedim bu ay içerisinde ancak dedim bunu yapabilirim dedim. Kıyafetler sıfır değilse istemem dedi. Ben de tamam dedim. Yani böyle insanlara da ben ihtiyacı olduğundan değil de hani şeyden, yani çok da kötü bir şey söylemek istemem ama siz beni tam olarak anladınız. İnanıyorum yani sizin anladığınıza. Ben zaten hiç kimse aman aman çok kötü durumda olanlar benden bir şey istesin falan demiyorum. Mesela pantolon, 3 tane pantolon dedim. İsteyen herhangi birine göndereceğim dedim. Benim için bir önemi yok yani. Hani önemli olan şu. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Güzel bir dua, güzel bir dilek yani. Başka hiçbir şey değil. Ama ben yapabileceğimi yaparken fazlasını istemek biraz bana garip kaçıyor. Evet, o tarz insanlardan hoşlanmıyorum. Ve bana şimdiye kadar Instagram'dan yazan sadece 2 kişiye yardım yapmak istemedim. Ve bunları da sebepleriyle birlikte kendilerine söyledim. Onun dışında herkese elimden geldiğince, yani amaç zaten böyle aman aman ben yardım yapıyorum dediğim zaman büyük büyük evler, arabalar, yok işte ayda 3000 5000 falan değil. Elimden ne geliyorsa o. Ve ben bundan çok hoşlanıyorum. Yani şey, ne kadar yapabiliyorsam eminim ki kat kat fazlası bana geliyor zaten yani. Bugün o pantolonu gönderdim. Bayan şey dedi mesela. Ben deyince de kızıyor. O pantolonu gönderdim kadın şey dedi. Allah yerini doldursun dedi. Bak, çok ufak bir kelime. Başka şeyler de söyledim ama bak, Allah yerini doldursun. O kadar güzel bir şey ki. Aslında benim gönderdim evde duran benim giymediğim kıyafetlerim. Evet bak, asla giyinmemiş. Hatta eski şeyime bakın, videoma yeni aldığım kıyafetler. Onları gönderdim. Tabii gönderdiklerimi göstermedim size. Yani en fazla bir defa giymişimdir denemek için falan. Ama evde duracağına yani biri mutlu oluyor. Biri de sadece gönderdiğim kişi değil. Gerçekten ben de bir şey gönderince mutlu oluyorum ya. Evde durup kumaşı eskiyecek, giyemeyeceğim, edemeyeceğim, çöpe gidecek. Ben zaten kesinlikle kıyafet satmaya karşıyım. Neden satayım ki? Vereyim birine. Biri desin ki Allah razı olsun. Onun için ben her zaman diyorum, verebilecek herkes. Yani gücünüzün ne olduğu önemli değil. Biz de maaşla çalışanız. Diyorlar ki işte asgari ücretle çalışıyoruz, veremiyoruz. Alıyorsun ama biri sana veriyor bir pantolon. Bak aldığından bahsedeyim. Alıyorsun birinin sana verdiği pantolonu, 15 yıl dolabında saklıyorsun. Ver. Ver de bir gör onun yerine neler geliyor. Herkes versin istiyorum. Tamam mı? Herkes versin. Neyse şunu yapayım. Gene çok konuştum. Şunu yapayım. Pilavımı da yapayım. Çocuğum birazdan acıkacak çünkü. Bakın köfte gibi oldu. Ben biliyorum tek elle iş yapamadım. Neden bunu yapmaya çalışıyorum? Bir dakika. Bakın köfte gibi oldu. Kıvamı böyle olacak. Arkadaşlar eğer bu ırkı yapacaksanız, babaannem falan nasıl yapıyordu? Bulgur önceden ıslatıyordu biraz o içli köfte yapar gibi. Ondan sonra diğer malzemelerini koydu. Ama ben mutfak şefinde yapıyorum. Soğanın suyu, salça falan onu bu hale getiriyor. Ama elinizle yapacaksanız bulgur önceden bir ıslatmanızı tavsiye ederim. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar Serkan bana diyor ki çok konuşuyorsun diyor. Bazen böyle onunla birlikte video çekiyorum ya. Söyleyeceklerimi söylüyorum, kapatıyorum. Tam ağzını açıyor. Gene konuşamadım diyor. Diyor ki sen de o kadar hızlı konuşuyorsun ki diyor, bana fırsat vermiyorsun. Lütfen bununla ilgili de kocam beye yazar mısınız benim hızlı konuşmadığımı? Lütfen. Sadece o yavaş konuşuyor. O bir türlü konuşamıyor. Benimle alakası yok. Bakın böyle sade yağla kızartıyorum köftelerimi. Burada da pirinç pilavı var. Tabii ki bol karabiberli. Ay, pilavın içine su kaçırdım, size göstereceğim diye.
Böyle genelde şeydir işte beyaz pirinç pilavı, bembeyaz tane tane pirinç pilavı falan. Bizde de pirinç pilavının kara olanı makbuldür. Bol karabiberlisi. Şimdi ben oğlumla yemeğimi yedim. Videomu kapatmaya geldim ama önce iki tane bir şey. Baran gibi konuştum. İki tane şey söyleyeceğim. Birinci şu, bu sever kiter bulgur nereden bulabiliriz diyenler olmuş. Mesela Ankara'da Mardin Pazarı diye bir yer var. Yöresel ürün satan yerlerde oluyor. Suriyelilerde oluyor. İstanbul'da Kadınlar Pazarı'ndan alabilirsiniz. Yani her yerde yöresel ürün satan yerlerde oluyor. Muhtemelen internette de vardır. Hiç bakmadım. Ama olması lazım yani. Bence her şey var. Bu niye olmasın ki? Bir de yumurta maskesiyle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bakın normalde haftada iki defa yapılması gerekiyor. Ama o yorumlardan o kadar şey yaptım ki, iki gün üst üste yaptım. Sanki bu leken biraz değişti, bilmiyorum. Bilmiyorum yani, bana kalsa her gün yapabilirim ama yüzünüze sürdüğü zaman bir ferahlık, bir böyle üfürme, sanki üflüyorlar falan bir şeyler oluyor gibi. Biraz da korktum hani üst üste yapmayayım diye. Normalde haftada iki defa diyor ama bilmiyorum, bugün de yapabilirim. Yapmasam ki, karar veremiyorum işte böyle. Ama bir şey de olacaksa hemen olsun istiyorum. Güzelmiş yumurta maskesi, gidersem diğerlerini alacağım. Ben hep söylüyorum, kolay kolay yüzüme bir şey sürmüyorum. Ben keseciyim. Mesela dün bu maske yaptım, yüzümü keselemedim. Benim böyle küçük küçük noktalarım oldu, pıt pıt yağ bezesi gibi. Onları bile götürdü yani. Normalde ben yüzümü keselemeden kendimi temizlenmiş hissetmem. Her gün bir defa ya sabah ya akşam bir keselerim yani. Keselemedim. Gayet de güzel yaptı bence. Ben beğendim. Varsa sizin birine çok olacağını zannetmiyorum ama internetten indirimi de yakalayabilirsiniz. Ben de gidip burada kalanları alacağım. Çok değil de 2 ya da 3 tane kalmıştı. İndirime girerse alırım diye düşünüyordum. Bence zaten 39 lira indirimli. Daha ne olsun. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Kocam Bey geç geleceği için biz yemeğimizi yedik. Normalde ben böyle ailecek oturup sofrada yemek yemeye çok önem veriyorum falan ama Baran için çok geç oluyor. Benim için de geç oluyor. Yani geç yemek yedim de ertesi gün elim yüzüm şiş kalkıyor ve hoşlanmıyorum bundan. Onun için yemeğimizi yedik. Serkan süt getirirse bu akşam yoğurt yaparım. Hatta yoğurdun da videosunu göstereyim, nasıl yaptığını göster demişler. Bir şey yapmıyorum aslında. Bana göre bir şey yapmıyorum. Onun için bazı şeyleri mesela şey haldır şaldır hemen göstermeden aa yoğurt yaptım diyorum falan. Bir şey yapmıyorum. Kaynatıyorum, fırına atıyorum. Fırında mayalıyorum. Ben taş gibi yoğurt oluyor. Ama getirirse onu da gösterebilirim. Böyle de karar veremiyorum işte her şey. Neyse, hepinizi çok öpüyorum. Hepinize bugün de teşekkür etmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Takipçiden çok daha fazlasınız benim için. Bunu içimden gelerek söylüyorum. Şuradan abone olmayanlar varsa abone olabilirler. Zaten size bir şey söyleyeyim. Abone olmayanların yorumları belli oluyor. Gerçekten diğer videolarımı izlememiştir, şeydir veya benim tarzımı bilmiyordur. Hemen belli oluyor dünkü yorum gibi. Neyse, bu sefer uzatmayacağım ki kocam Bey çok konuşuyorsun demesin. Hepinizi çok öptüm. Görüşürüz. Hoşça kalın.